Neden yapamıyoruz diyorum ya da nerede yanlış yapıyoruz şu yıkım konusunda. Yani bu kentsel dönüşümle ilgili ya da yıkılması gereken binalarla ilgili. Beceriksiziz bu konuda. Net. Hareketler ortaya çıkıyor. Beceriksiz miyiz yoksa bilmiyorum. Gerçekten yeteri kadar incelemiyor muyuz? Hani en azından o binayı yıkmaya çalışırken etrafta ne var ne yok. Başka bir şeye zarar veriyor muyuz vermiyor muyuz? Hani bir nebze ona baksak diyorum. Fakat yine olmamış efendim. 6 katlı bir bina. Büyük bir gürültüyle yola çöküyor. Çöktüğü yerde de bakın ne vardı? Cep telefonları ve aynı zamanda korku ve paniğe yol açarken kayıtlarda da kendini göstermiş oldu. Bir de sulayan biri var o anda o binayı. O da ayrı bir konu. Büyüsün diye yapıyordur. Kontrollü yıkımda işler kontrolden çıktı. 6 katlı bina yola çöktü. Milleti de öldüreceklerdi. Apartman çöktü. Esenyurt'un Esenkent Mahallesi'nde kentsel dönüşüme giren apartmanın yıkımı vardı. İş makinesi saatlerce uğraştı. Bak görüyor musun? Yıkamıyorlar. Düşmesin bu tarafa da. Korktukları başlarına geldi. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. Herkes canavliyle kaçtı. Bir kişi hariç. Yıkım sırasında toz etrafa saçılmasın diye su sıkan bu işçi istifini hiç bozmadı. Neyse ki kimsenin canına malına zarar gelmedi. Korkan mahalleli tepki gösterdi. Bu görüntü ise Diyarbakır'dan. Yıkım sırasında çöken bina karşıdaki iş yerinde bulunan adamı çok korkuttu. Pencereden atlayıp kaçışı kameraya yansıdı. Zaten bir travmamız var bizim bu gürültüyle, yıkılan binalarla anlık olan bu seslere karşı. Yani çok ciddi bir travmadan ülke olarak henüz geçebilmiş değiliz. Konteyner evler hala gündemde. Hala evet depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçecek Şubat ayında 6'sında. O zaman daha çok hatırlarız, şimdi hatırlamıyoruz. Her zaman aklımızda bir elimizden işte geldiğince oralarda ama Muratçığım yani dolayısıyla bir travmamız var bununla ilgili. Şimdi bir de böyle bir bina gürültüsünü ben tahayyül edemiyorum. Hiç sen böyle bir yıkımda duydun mu öyle bir gürültüyü yani yakınında? Söylemek liyakat denen bir şey yok. Burada ihale kime verildi, kim alıldı, kim denetliyor? Bu işin matematiği var, fiziği var, bilmem nesi var. Yani bu işi sen ben bu işten hiç anlamıyoruz değil mi? Mesela gitsek ya bu binayı yıkalım desek bundan daha iyi bir şekilde yıkarız. Yani eğer kontrollüsü böyleyse kontrolsüzü zinhar düşünemiyorum. Ve şayet kentsel dönüşüme yine bu insanlarla gideceksek daha yıkmayı bilmiyoruz. Yapmayı nasıl becereceğiz? Hadise bu. Esenyurt artık yani İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir yer. Uçaktan gittiğin zaman baktığında hani gördüğün en önemli ve yerleşimin böyle kımıl kımıl olduğu yerlerden bir tanesi. Evet. Allah aşkına bir önlemini al. Ne bileyim bir bariyer kur. Bir bilmem ne abi orada suluyor eyvallah da affedersin öldü ölecek. Yani bu şekilde bir bina yıkımı yurt dışında da görmüyor muyuz? Şöyle bir iniş var kardeşim. Ya da ne bileyim yani hiç yapamıyorsanız birkaç güne yayın, tık 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 gidin. Ama işin ucuzuna illa kaçacaklar diye insan canını ne yapıyorlar? Böyle tehlikeye atıyorlar. Yazıklar olsun size. Şimdi tam bu bunlara olurken aynı anda senin de dediğin gibi hani bariyer, uyarı vesaire herhangi bir şey olmadığı gibi orada su tankerinin üzerine çıkmış sulamaya çalışan abim de kendini son anda üzerine gelen kayalardan. Şimdi kaya, beton parçaları, pencere, cam, kapı falan düşüyor üzerine düşün. Yani öyle böyle bir yıkım değil. Çünkü 6 katlı bir binadan bahsediyoruz. Az ileride hemen yolun burasında vızır vızır geçen araçlar var. Yollar da açık. Oradan yürüyen insanlar var. O var bu var. Yani gerçekten hiçbir şey düşünemedin diyelim. Bu planlamayı da iyi yapamadın diyelim. Yok liyakat. Bunu da mı ya acaba birine zarar verir miyiz? Bu da mı aklınıza gelmiyor? Umurlarında değil sana söyleyeyim. Peki de bir yere koyduk. Bu başlı başına bir dosya bence. Bunu da yandaki evler. Ya işte. Bu evler yıkılırken yandaki kaç evin kepçe salonuna daldı? Kaç ev zarar gördü? Kaç ev sarsıldı temelden? Yani o zaman siz bir yer yıkacaksınız. Beş evi birden kapatın. Değil mi? Oradaki beş ev zarar görecek. Belli ki biz bu işi yapamıyoruz. Beceremiyoruz. Ve bu şekilde yapalım. Bu tiplerle olmuyor arkadaş. Bu çok korkutucu. Ben o camdan atlayan abiyi gerçekten... Diyarbakır'daki hadisede. Evet yani camdan atladı korkudan.
Ben ya onun yerinde olsam ben de atardım kendimi. Çünkü canım, korkarsın onu. Bu sesin karşısına. Baksana. Bir şey mi patladı? Bina mı yıkıldı? Anlamazsın. Deprem oldu ben fark etmedim mi? Diyarbakır'da travmayı az önce söyledin yaşayan en önemli yerlerden bir tanesi. Kesinlikle ve öyle. 6-10 katlı bir yeri şu şekilde yıkamıyoruz bile yani. Maalesef ki beceremediğimiz bir hadise. Buyurun. Ve bu insanlar gidecek ondan sonra kentsel dönüşüm yapacak. Neyle? 3 kuruş para harcamamak için matematik, fizik ya işin özünde bu var. Sen ben yapsak bu şekilde yaparız yok, zaten. Yok yok yeni iş ilanları vermek lazım. Kepçe operatörü aranıyor fakat fizik, kimya, mühendisliği okumuş yok be. Olan. Koy ya, şöyle ufak ufak bu işler için özel dinamitler falan filan var. Bu işin tanjantı, kotanjantı vesairesi var. Matematik bilsin ya. Matematik bu kadar. Fizik bilsin. Murat'cığım bilmediğim işler nasıl yapılıyor bilmiyorum. İşte belki sen ben bilmiyoruz. Yapılıyor. Belki hepsi de yapılıyor ama yine de mi yapamıyoruz diye. Ya yani. Sen ben bilmiyoruz. Biz bile bu şunların yaptıkları çok daha iyisini yaparız. Yıkarız daha doğrusu. Bir de bu insanlara diyorsun ki kentsel dönüşüm yapacaksın hadi. Nasıl, neyle, kimle? Denetleyen de yok kardeşim. Nasıl, neyle, kimle, nerede? Hani bir de bak nerede kısmı da çok önemli. Çünkü nerede, o, nerede olursan ol. Farklı konular da var. Mesela kentsel dönüşüme giren bir apartmanın önünde, tam önünde. Bak yanlış anlama.